Bir aşk evliliği değil mi? Yani sayılır. Sayılır. Yani ama öyle bilmiyorum. Gördüm. Bilmiyorum, böyle bir çok coşkuluydun. Evet. Sonra pera oldu. Evet. Olur yani, her evlilikte var. Benim de başıma geldi. Tabii ki yol ayrımı olur. Ama nasıl peki hayat şimdi pera ve sen? Bir ikna evliliğiydi aslında. Aşk da değil, mantık da evliliği değildi. Çünkü Serdar çok akıllıdır. Bir şekilde hayatımın onunla birleşeceğini hissettim diyebilirim. Yani onu aklımla, onu benim içim seçti gibi hissediyorum. Yani bakıyorum, gerçekten akrabam gibi geliyor bana. Sanki biz hep böyle olmalıymışız gibi. Bunu o yüzden tanımlayamıyorum. Gözüm o kadar kördü ki o birden oluverdi demiyorum yani. Bana evlenme teklif etti. Evlenmeye karar verdik. Birlikte yaşıyorduk zaten. Orada mı evlenelim, burada mı evlenelim derken benim de yaşım vardı yani, öyle şey gibi. Yeni evliler gibi hemen hamile kalacağımı düşünmemiştim. Çok ve sürpriz iyi. Oldu Pera. Pera da sürpriz mi? Sürpriz. Çok büyük sürpriz yani. Benim mesela bütün ben de böyle zaten berabersiniz, hani çocuk yapalım dediniz ve evlendiniz gibi hani, yok, gelmişti bana. Yok yok, biz evlenmek üzereydik zaten. Pera da geliverdi. Çok acayip. Evet, ve çok güzel bir çocuğumuz oldu. Çok teşekkür ediyorum Serdar'a. Ayrıca insan olarak da şu anda hayatımda çok önemli bir yerde. Harika çok bir şey bu. Çok saygı duyuyorum. Çok tatlı bir kız arkadaşı var. Kız arkadaşının çok tatlı bir kızı var. Yani onun da varlığı hayatımızı çok değiştirdi. Ay, harika. Yani biz ilişkilerimizi açık iletişim halinde yaşıyoruz. Bu da hayatımızı kolaylaştırıyor. Ben çok şey öğrendim ondan. Ama şimdi anne baba olmak bunu gerektirmiyor mu? Yani biz çift olarak hayatımıza devam edemeyebiliriz ama anne baba olarak hayatımıza devam etmek evet. zorundayız. Kadın erkek ilişkimizi çocuğa yansıtıp oradan ihtirası ve bütün acıyı çıkartmak ne kadar zararlı bir yani, şey. Ne acılı bir çocuk büyür o zaman. Çok yazık haklısın. Olmaz mı? Bir de biz her şeye ne kadar özen gösteriyoruz değil mi? Evlilikler, bir şeyler, elbiseler, olaylar, her şey çok kıymetli. Havalar, şovlar, yani hepimiz seviyoruz, tamam kabul edelim. Ama çok daha kıymetli olan bir şey var orada, o çocuk. Kendinizi silin demiyorum. Çocuk için hayatını tamamen zindana çevirmek taraftarı hiç değilim. Evet. Ama şöyle bir gerçek var. Bu olayın çocukla ilgisi yok. O küçük bir birey. Evet. Doğal olarak da bu işin bir parçası olmak zorunda değil. Biz de zaten yani tabii ki biz de böyle ah ne kadar güzel ya, haydi boşanalım falan diye boşanmadık ve güllük gülistanlık olmadı. Tabii ki bir sıkışmışlık vardı ama bunu Pera hiç görmedi. Ne güzel. Ve sonra terapi, tabii ki Pera'ya oyun ablası, oyun grubu deniyor, oyun ablası. Oyun terapisi. Yani oyun terapisine gitti. Onda da süreci geri bildirimlerle, bir şey olduğundan değil ama geri bildirimler bizim ona daha uygun bir şekilde davranmamıza sebep oldu. Şimdi de tatlı bir çocuk yani. Peki influencer hikayesine geçelim. Yani ben de senin gibiyim. Instagram'ı herhalde 15 yıldır falan kullanıyorum. Evet. Çok severek kullanıyorum. İlk başlarda oyuncu için tırnak içinde sektörde çok tepki alan bir tavırdı bu. İşte sen dizilerde oyuncu olmak istiyorsan bu sosyal medyada böyle kullanmayacaksın yalnız. Ben de diyordum ki ne alakası var? Ben oyuncuyum, sosyal medyayı da seviyorum. Ne oldu şimdi? Ya kaç şimdi, takipçisi var diye evet, soruyorlar. Evet, şimdi öyle bir yere geldi ki yapımcılar oynatacakları oyuncuların sosyal medya takipçi sayısına göre öncelikli tabii. almaya başladılar. Tabii. Bu da benim zoruma gidiyor. Ben çünkü hala oyuncuyum. Neden böyle bir şey oluyor duygusu? Yani valla salla gitsin diyeceğim. Evet, sevgili evet. dostum. Influencerlık, influencer arkadaşlarım bile bana diyorlar ki saçmalama canım, sen influencer değilsin, sen Akasya'sın, sen oyuncusun. Ya ne demek ya, ben de influencer, beni de alma. Beni de alın, birlikte oynayalım. Hayır, bir de çok zevkli bir iş. Bu içerik üretenlerin yani sizin aman işte iki tane bilmem nesi var, iki çantası var dedikleriniz öyle değil. Evet. O içerikler düşünülüyor, çalışılıyor, yapılıyor. Herkesin beklentisine göre. Yani kör tavuğun kör alıcısı var. Herkesin bir alıcısı var. Evet. Biz figür olarak yani Ceyda da öyle. Ceyda bir de bunu çok güzel yapıyor. Hem orayı çok güzel korudu hem de sosyal mecrasını da değerlendirmeyi başardı. Bunu niye başaramıyorlar? Orada ne yapacaklarını bilmiyor Kafa oyuncular. Karışınca tabii. olmuyor. Ama sen akıllı olduğun için hemen oraları çözdün. Tık, ama tık, çünkü tık. Şöyle bakıyorum. Ben de bir oyuncu influencer olarak evet. meseleye şöyle bakıyorum. Evet. Sen de bir oyuncu influencersın. Bunu da ayırmamak lazım. Çünkü oyunculuk bilgin, birikimin, öğrendiklerin, okudukların, tiyatro bilgin sana bir markayı tanıtmaya bile farklı vizyondan yaklaşmayı tabii. getirdi. Tıpkı bir ev kadınının başka bir vizyonla o markayı taçlandırması gibi. Evet. Dolayısıyla bunun çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum ve sosyal medyanın şöyle bir şey olduğunu da düşünüyorum ben.
takip ettiğiniz kişiler de sizin kimliğinizi ortaya koyuyor bence. Kimi takip ediyorsun, neden takip ediyorsun? Açtığında sen bir kadının kaç bedende ne giydiğine mi bakıyorsun? O giydiği kıyafeti neden tercih ettiğine? Duygusunu mu temsil ediyor, maddiyatını mı temsil ediyor? Nasıl yorumluyorsun her baktığın resme? Bu bile bence bir kimlik analizi. Mesela şimdi ben 2300 kişimle takip ediyorum. Çok. Yani normalde benim gibi mavi tikli bir hesabın, bilinen global markalarla işbirliği yapan bir hesabın 486 kişi falan takip etmesi gerekiyor. Ve ben de o doldurmuşum Facebook zamanındaki, Twitter zamanındaki. Evet. Ama bir arkadaşım var çok ünlü. Yani çok ünlü. Bayağı 2-3 milyon da takipçisi var. Senin gibi. Çok az insan takip ettiği için benim hayatımın içinde hiç, ne oldu o boru? Fivan sen şeydeydin değil mi geçen gün? Değil mi? Yani o bayağı takipçisi evet. Var ve benim hayatımda şu neden böyle oluyor ya dedim. Ha dedim çünkü 400 kişi takip ediyor ve ben önüne düşüyorum görüntülenme oranım yüksek tabii. Olduğu için. Yani ama ben onun hayatına haberdar değilim. Yani çok kişi takip etmek, etmemek, değil. Takipleri seçmek falan bunun hiçbir önemi yok. Ben bunun için şey demiştim, şeyde Serda Büyükkoyuncu da demiş ki, o da aynısını söylemiş dedim, aa bunu ben de söyledim dedim. İki çeşit insan vardır sosyal mecralarda. Teşhirciler ve röntgenciler. Birisi bunu duyunca çok bozuldu. Röntgencilik falan diye. Yani bunu çok büyütmemek lazım. Yani kimileri birilerini izlemeyi seviyor. Onlara ne giymiş, ne yapmış, nereye gitmiş, ne yemiş, ne içmiş, hangi tecrübeyi yaşamış. Çünkü biz deneyim paylaşıyoruz. Evet. Ve çok işe yarıyor bu. Çok işe yarıyor. Yani benim hayatımda çok işe yarıyor. Kimileri de teşhir etmeyi seviyor. Bir şey buluyor. Ben zaten hep influencer'dım. Bu arada Ceyda da hep öyleydi. Aa, hep. Ne yaptın, ne yedin? Hangi diyetisine gittin? Ceyda zaten yapısı gereği öyleydi. Biz yapımız gereği öyleyiz. Koçuz zaten. Evet. Yapımız gereği. Biz güzel bulduğumuz bir şey. Arkadaşlar bunu kesin denemelisin. O şeye gittin mi dükkanın ne kadar güzel takıları var. Kesin bakmalısın. Evet. Bilmem nerede bir şey yedim müthişti. Kesin tatmalısın. Biz böyle yaşıyorduk. Sonra. Paylaşmayı seviyorduk yani. Evet. Bir şey deneyimleyince ay bir yere gittik muhteşem oraya gidin. Bizim zaten seninle de hep sohbetlerimiz onun üstüne evet. Oluyordu. Ve herkese ay bak bu elbise acayip penyesine bayıldım evet. Sen de al. Evet. Yani biz aslında sosyal medyada bunu artık bizi takip edenlere duyurmaya başladık. Evet. Bu da keyifli oldu. İşe dönüştü. Aa, evet sonra bir güzel. Anda başka bir duruma geçtik ki buradan ekonomimizi idame etmeye başladık. Ve ne kadar güzel oldu. Evet. Bir yandan da şöyle oyunculuk tabii ki ben dizilerde falan şu dijital işlerde oynamak istiyorum. Bana diyor ay Akasya Hanım sizi bir dijitalde görsek ne kadar güzel olur. Bence siz o zeytin ağacındaki zeytin ağacı mıydı? Evet, ondaki dedi kesinlikle bilmem ne rolü sizsiniz. Ben de diyorum yani çok güzel olur da o bir... Çember, o çemberden çıkınca yani şu olmuş bir ismi demeyeyim. Ulusal bir kanaldaki bir dizide yoksan 225 bin dakika olan onda da doğal olarak olmuyorsun. Menajerinin bile aklına gelmiyorsun. Tabii. Buradan. Menajerime. Ya ama dijital işler çok güzel yani kabul evet, ediyorum. Onların çok. Süresi kısa zaten 13 bölüm satılmış 3 bölümde. Evet. Bir dakika benim ayakkabılarım nerede diye seti terk etmiyorsun. Evet. Yani ne bileyim Adana'da evler tutup ondan sonra Makedonya'ya gidip insanlar... 3 bölüm sonra kalkması ne demek? Bak Maslak'a gelirken beni getiren şoför beye de söyledim. Ben buraya dedim o kadar çok gidip geldim ki pandemiden önce. Çok güzel bir oyun oynuyoruz karanlıkta komedi. Ve çok zor bir oyun ve 8 kişiyiz. Ve o oyun 2 oyun oynayıp kalktı. Ben benzin paramı bile çıkaramadım yani o oyun. Ne acı bir şey değil mi? Çünkü bir daha uyanamadı oyun pandemide. Ne oldu pandemide? Birden dijital çok güçlendi. Bilmiyorum biz tabii bu arada lansman da yapıyoruz. Benim dün lansmanım vardı. Ben Ceyda'nın birçok lansmanına gidiyorum. Yani ürünleri temsil ediyoruz. Evet. Bunun dışındaki bütün işler durdu. Bütün lansmanlar, her şey durdu. Ama dijital devam etti. Link paylaştı insanlar, içerik üretti. İnsanlar evde olduğu için başka bir şey tüketmeye başladılar. Ve e-ticaret sektörü %300 oranında artış gösterdi. Şu anda zaten ben çok kendimi e-ticarette görüyorum. Hatta oyuna bile şu yüzden girmedim ki aşık olduğum insanlar yapıyordu. Ya dedim benim şimdi yeni e-ticaret girişimim var. Onunla da ilgilenemem ben şimdi. Başıboş bırakmış olurum dedim. Hmm. Dedim çünkü biliyorum o erimeyecek. O bir ticaret, o bir pasif kazanç. O bana hep gelecek. Nasıl geçiriyorsun bir gününü? Ne yapıyorsun? Eğitim, spor, sağlık dedim ya. Evet. Bunlara çok özen gösterdiğim için haftanın 3 günü özel hocayla ki artık bu lüksüm var diye düşünüyorum. Ya spor salonlarına çok gittim çünkü. Özel hocayla çalışıyorum. Yani bayağı bir özel fitness hocam tamam. Var. Hareket evet. Yapıyoruz. Bana geliyor, birlikte çalışıyoruz. Zamandan da kazanmış oluyorum. Tabii. Ondan sonra vaktim olursa şan dersleri. Biliyorsun ben hep şanla ilgileniyorum. Evet, hep.
Çünkü şu anda aynı zamanda kas nasıl çalışıyor? Bu da kas, ses. Bu da çalışıyor. Ses çalışmayı ses seviyorum. Ses telini. Ondan sonra sürekli ben düz okul, düz lise okudum. Düz lise mezunuyum. Konservatuvarda da sonrasında da hep boş vakitlerimde gittim İskoçya'ya, gittim İngiltere'ye, gittim Afrika'ya falan. Yine mesela online konuşma dersi alıyorum İngilizce. İngilizce çünkü için. Mesela şimdi global bir şirkette çalışıyorum. Aralık ayında globale ben konuşma yapacağım. Tabii ki çalışıyorum böyle la leyli dala dula da diye. Aslında hep çünkü intermediate'dan upper intermediate'a giden bir yerde sallanıyorum hep. Ama iyiyim, fena değilim. Ondan sonra çocuk zaten sabah uyanıyor, onu okula ben bırakıyorum. Okuldan her zaman ben almıyorum. Ama birisini benim yapmam lazım yoksa çıngar çıkıyor. Pera ile hafta içi aktif şekilde ilgilenmeye çalışıyorum. Hafta sonları babaanne, anneanne, baba üçgeni nefis üzerimden yük alıyor. Ben de bu arada biraz özgür bir ruhum. O yüzden o zaman ben oh diyorum, uyuyorum evde. Biraz nefes alıyorsun. Evet, nefes alıyorum. Küçük bir köpeğim var. Onun dışında dediğim gibi işte reklam seslendirmesi yapıyorum. Online'dan da artık şey dedi, kayıt da gönderiliyor. Tabii. Bundan hiç memnun değilim. Stüdyo her zaman daha iyiydi. Dublajı evde yapmak. Ben biraz evde seviyorum. Radyo programımı da evde yapıyorum. Evde kurdum o sistemi. Ama radyo, stüdyo sistemini. Podcast gibi. Evet, yani böyle bir nispeten daha tatlı. Böyle herkes yatıyor, gece giriyorum çalışma odasına. O sünger falan bütün sistemi de kurdum. Nispeten eğlenceli. Biz dolaba giriyoruz Ceyda'cığım. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben sana hemen bir link paylaşayım. O süngeri hemen al eve. Hemen alayım. Bak link. Gördünüz mü? Onu paylaşmam lazım. Eskiden fotoğraf göstermem yetiyordu. Şimdi link paylaşınca. Yok, hemen iyi. Sana göstereceğim. Hemen. Müthiş bir şey. Benim hayatımı çok kolaylaştırdı yani en nefis. Azından. Dolayısıyla öyle düşünme. Bu kadar trafikte iki cümle söyleyeceğim diye stüdyoya git gel bana daha acılı geliyor açıkçası. Ay iki cümle için okey ama çok uzun bir iş geldi. Kurumsal çok da büyük bir banka. O kadar güzel bir işti ki yani o tatilinde perişan oldu. Bir de böyle balya balya. Yani bir Tom Marsler'le oturduğun zaman o seni yönlendiriyor. Tabii. Yani tabii. Bizim orkestra şefine ihtiyacımız olabiliyor. Tabii. Ki ben profesyonelim yani yaptım aynen, tabii. Aynen yaparsın. Ağlattı biraz. Onun olsun. Dışında işte dört tane kitabım var. Bir tanesi bambaşka, Kuş Ağacı. O Atların Kuşlar Meclisi'nden benim damıtarak çocuklar için yazdığım bir tasavvuf hikayesi. O bir de oyun olacak. Bedirhan Dehmen yönetecek. Bir de böyle mapping falan yapan bir ekip var, dekol. Onlarla nasıl şeyler yapıyorlar? Mesela işte o Galata Kulesi'nin üzerinde animasyon görsellerle, sensörlerle falan gösteriler yapıyorlar. Ya da yere basan sarnıcının açılışında da evet. Böyle bir gösteri oluyor. Onu evet. Yapanlar. Tamam. İşte biz onlarla böyle tiyatro, görsel bir performans yapacağız. Müthiş. Ve pahalı. Müthiş ve pahalı. Ama neyse, bu arada sen o kitabı da çok güzel canlandırdın. Müthiş şeyler yaptın onunla ilgili. Bir taş kağıt makasla da ona bir gün yapalım istiyorum yani. Bir sulanacağım çok. Sana o kitapla ilgili. Bak mesela böyle şeyler çok müthiş. Değerli şeyler. Yani evet. O senin taş kağıt makas ne kadar güzel bir şey evet. Oldu. Ama biz bir de dediğim gibi sanki göbeğimiz bir kesilmiş gibi çok da benzer şeylerle evet. ilgileniyoruz. Evet. Bunlar çıkıyor insan içinden. Yani çıkmaz öyle kendisi yapayım diye olmaz. Değil.